içinde mahkum etmiştir. Aynı 70 sette olduğu gibi. Evet, evet, doğru. Süleyman Bey bu da diyor. Allah işte şaşırdı. Sayın Başbakanım o kadar güzel cevap verdi ki. Şaşırttı mı şaşırttı işte. Süleyman'ı şaşırttı işte. İstanbul'dan bunun için geldi. Ben çok gördüm. İstanbullu, Rizeli. Rizeli olduğunu unuttu, tamam mı? Şimdi döneyim. Sen önce çalışıyordun. Aldın mı poz? Ben aldım. Benim kaldı iki tane pozum. Hepsini çektim. Şimdi bitiriyorum bunu da. Sayın Başbakanım, amcanız rahmetli İzzet Akçal adını taşıyan bu okulun açılışını sizden bekliyoruz ve mikrofona davet ediyorum. Buyurun. Geç yöne. Eğer ben size siyaset yaparsam ayıp olur. Aslında dünden beri yeteri kadar yaptım. Ya dursana. Şöyle gel. Kamera var. Aslında bizim deremiz, yani Senos, belki belki değil, mutlaka Türkiye'nin en siyasi deresidir. Dünyada da bu kadar siyasi dere var mıdır bilmiyorum. Çünkü biz 1950'den beri, yani Türkiye'de demokrasi başladığından beri 3 nesil burada politika yapıyoruz. 1950'de amcam başlattı, rahmetli İzzet Akçal. Sonra kuzenim devam etti, Erol Yılmaz Akçal. Şimdi ben devam ettiriyorum. Ama hiç şüpheniz olmasın, aramızda en büyük politikacı rahmetli amcam İzzet Akçal'dı. Çünkü bize bu yöreyi ve bu yörenin insanlarını sevmeyi öğreten oydu. Politikanın, hele Türkiye'de politika yapmanın bütün fırtınalarını, bütün eziyetlerini yaşamış olmasına rağmen politikayı bazılarının yaptığı gibi bir koltuk meselesi olarak görmeyen, sadece insanlarına, tabii en başta en yakın insanlarına, içinden çıktığı yörenin insanlarına hizmet meselesi olarak anlayan bir insandır. Bu anlayış maalesef Türkiye'de bugün hala politikada yaygın bir anlayış değildir. Politika insanları öğüten, birbirini seven insanları, sevmesi gereken insanları birbirine düşman eden, zaman içerisinde kişisel hırslarla, ihtiraslarla, bitmeyen nefretle hizmet kavgası yerine bir kişisel kavgaya dönüşen bir faaliyet olarak anlaşılıyor. Rahmetli amcam hiçbir zaman böyle kısır bir politika anlayışının esiri olmadı. En başta bu yöreyi, sizleri hiçbir zaman unutmadı. Çünkü bana hep söylediği bir şey vardır. Kendi ailesine faydası olmayan insanın memleketine de hizmeti olmaz. Memleketine de faydası olmaz.
devletine faydası olmayan insanın insanlığa da faydası olmaz. Tabii bu yöre sadece politikacı yetiştiren bir yöre değil. Kaptan Paşa bucağına bağlı buradaki köyler aynı zamanda bilim adamı olarak, tıp adamı olarak, mühendis olarak çok değerli insanlar yetiştirdiler. Ama o insanların hayatlarını incelediğiniz zaman en çok yükselen insanların başka yörelerde, büyük şehirlerde eğitim imkanı bulabilmiş, hatta dış ülkelerde eğitim imkanı bulabilmiş şanslı insanlar olduklarını görürsünüz. Yani sadece bu yöreden olmak, bu yörede doğmuş olmak, insanın kendi kabiliyetiyle gelmesi gereken yere gelmesi için yeterli olmuyor. Onun için eğitim hizmeti aslında devletin hizmetleri arasında en fazla önem taşıyan, bizim devlet yatırımları içerisinde en fazla önem verdiğimiz hizmettir. Avni Bey güzel konuşmasını herhalde rakamlarla bozmak istemedi. Ama son iki yıl içerisinde bizim eğitim harcamalarına ayırdığımız bütçe, mesela 1980'de ayrılan bütçenin oran olarak iki katıdır. Milli gelir içerisindeki payı da aynı şekildedir. Ve bu sadece orta öğretimde değil, yüksek öğretimde de böyledir. Onun içindir ki eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitimi sadece insanımızın sahip olduğu cevheri ortaya çıkarabilecek bir meta olarak değil, bir araç olarak değil, aynı zamanda memleketimizi ileriye götürmenin, kalkınmanın da anahtarı olarak görüyoruz. Ben hatırlıyorum, 1950'lerin sonunda rahmetli amcamla beraber Çataldere'den Çayeli'ne neredeyse bir günde giderdik. 7-8 saatte giderdik. Bu yolu başlatmak ona nasip oldu. Yolu devam ettirmek Erol Akçal'a nasip oldu. Bitirmek de bana nasip oldu. Ama yol yapmakla iş bitmiyor. Bilakis yol götürdüğünüz, elektrik götürdüğünüz yerlerde sayısız yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Şimdi önem verdiğimiz, aşağı yukarı tamamen tamamladığımız diğer bir hizmet de haberleşmedir. Sadece bu yörenin değil, sadece Çayeli'nin değil, Rize'nin bütün köylerinin 310 köyünü şu seçimden önce otomatik telefona kavuşturmuş olacağız. Ama tekrar ediyorum, tabii ki diğer bütün hizmetler önemlidir. Ama hiçbir hizmet eğitim kadar önemli, eğitim kadar mukaddes değildir. Çünkü eğitim alan insanlar sadece kendi hayatlarına yön vermekle kalmazlar. Onlar aynı zamanda yetiştikleri memleketlerine de en fazla hizmet yapma imkanına kavuşurlar. Bu yörenin insanları memleketlerine tutkulu oldukları için, vefalı oldukları için, başka yörelerde yerleşmiş olsalar bile kendi topraklarını unutmadıkları için bu yöreye verilecek eğitim hizmetinin ayrı bir önemi vardır. Biraz önce Milli Eğitim Bakanımızla konuşurken kendisine iki talimat verdim. Birincisi, öğrendim ki bu okulun kaloriferi yokmuş. Keşfini yapmışlar, 150 milyon lira gerekiyormuş. Söz verdi bana, hemen gönderecek, buraya kalorifer yapacağız. Ayrıca
Ayrıca tabii ki bütün okullarımızın öğretmensiz kalmaması, mecburi hizmet boş geçmemesi önem taşıyor. Mecburi hizmet istiyorum. Ama bu okulda, bu ilk öğretim okulunda hiç öğretmen açığı olmayacağı konusunda da kendisi bana teminat verdi. Öyle mi? Tabii derhal. Sevgili hemşehrilerim, bu okulun adını ebedileştireceği rahmetli amcam İzzet Akçal'a layık evlatlar yetiştirmesini, bu memlekete hayırlı evlatlar yetiştirmesini diliyorum. Bu okulun yapımında emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ruhunun bugün şad olduğuna inandığım amcam İzzet Akçal'a Cenab-ı Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Ve hem amcama hem bize Senos sevgisini devamlı canlı tutan, buradaki her meseleyi her gün en inatçı şekilde bize takip ettiren yengem Zemzem Akçal'a da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler.
çekildi oğlum buradaki tarafına ya. Osman, Osman, biraz içeri kaç, az içeri kaç. Çıkamadık.
yapacağım değil mi? Bırak. Ne geldi? Mehmet'i de çağır. Ne geldi? Buraya ne geldi? Aa, ekmek alalım. Tamam. Tamam. Al. Nerede? Sabunu al. Bir tane daha kavun al. 50 bin lira aldım. Kavun, karpuz alayım mı? Karpuz hazırlıyor, yarın ben tekrar ederim.